Merhaba arkadaşlar, Sinozofil'in yeni çekimine hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir kitabı kritik edeceğim. Ayan Almond'un İbni Arabi ve Derrida üzerine yazdığı bir kitap. Kitap İdea yayınlarından, Ayrıntı yayınlarından çıkmış. Güzel bir kitap, harika bir kitap. Şimdi bunu kısaca anlatmaya çalışacağım. Size bir fikir versin, dileyen, isteyen insanlar okuyabilsin diye. Şimdi Derrida deyince aklımıza üç kavram geliyor. Ha, öncelikle önce Derrida'yı sonra İbn Arabi'yi konuşayım. Ondan sonra da her ikisinin de ortak bağlamda neler bulmuş da bu kitabı yazma gereği duymuş Ayan Almond. Onun üzerine konuşalım biraz. Derrida, dekonstrüksiyon, apori ve logosantrizm deyince aklımıza gelen kişi. Özellikle dekonstrüksiyon deyince aklımıza geliyor. Peki nedir dekonstrüksiyon? Yapı söküm. Şimdi Derrida'dan önceki felsefeciler, bu arada modern çağın en önemli felsefecilerinden biri olarak kabul ediliyor. 2004 yılında vefat etmiş, Derrida. Derrida'dan önce Foucault her şeyin söylemden ibaret olduğunu söylerdi, dile getirirdi. Derrida da bunun tam tersine her şeyin yazıdan ibaret meydana geldiğini söylüyor. Peki nedir bu? Mesela bir metin okuyoruz, bu yazı. Bunun bize vermek istediği bir mesaj var. Ondan sonra bir film izliyoruz, o film bir metindir. Bize vermek istediği ya da bizim anlamlandırmamız gereken metinler, mesajlar içeriyor. Ya da bir günaydın mesajı, bir cuma mesajı, bunların hepsi de aslında birer nedir? Metindir. Ve bizim bunu okumamız gerekir. İşte Derrida öğretisine göre özne asla şeyden var olamaz. Asla düşüncenin dışına çıkamaz. Şimdi yapı söküm nedir? Önce onu söyleyelim. Yapı söküm ne işe yarar? Ya da önce ondan başlayalım. Yapı söküm aslında olaylara, farklı tarihsel zamanlarda olsak bile olgulara, durumlara farklı bakış açıları kazandırır. Bir nevi adalet arayışıdır, bir nevi anlamlandırma çalışmasıdır. Çünkü her metin aslında kişiye, duruma, yere, zamana göre farklı anlamlar taşır. Yani okuduğum bir metin bende farklı duygulanımlar uyandırırken A kişisinde çok daha farklı algılar yaratır. Olayları, görüş, bakış açımızı yapı söküm ile biz değiştirebiliriz. Mesela basit bir örnek vereyim. Ben bir öğretmenim, öğretmen olarak söyleyeceğim. Geçenlerde Milli Eğitim Bakanı bir bildiri yayınladı. Dedi ki rotasyon gelecek diye. Şimdi rotasyonun şartlarını da belirlemiş. 3 yıl ile 12 yıl aynı okulda çalışan öğretmenlerin başka bir okula geçmesi yoluyla oluşacağını söylemiş. Şimdi bunu bir yapı sökümü uğratalım. Mesela bir grup öğretmen bunu şöyle anlamlandırıyor. Ben Doğu'da yıllarca çalıştım puan biriktirebilmek için ki ileriki yaşamımda ve de çocuklarımla iyi bir şehirde, güzel bir şehirde, sosyal ortamın olduğu bir yerde iyi eğitim alarak çocuklarımı yetiştirmek istiyorum. O yüzden gençliğimin en güzel yıllarını Doğu'da geçirdim diyor. Bazı öğretmenler de diyor ki, özellikle genç yeni nesil öğretmenler, biz Türkiye'nin yetiştirdiği modern eğitimle ve de işte milenyum çağında yetişen en iyi öğretmenleriz. Biz neden direkt doğuya atanıyoruz? Neden güzel şehirlerde güzel çocukların eğitimine vakıf olmuyoruz diyor. Bazı öğretmenler de diyor ki hayır, bu rotasyonda hiçbir eşitlik olmaz, tamamen adaletsizlik olur, zira rotasyonla birlikte ilçeler değişecek, evler değişecek. Dolayısıyla bizim gelir kaynağımız belli. Fahiş fiyatlarla baş etmemiz mümkün değil diye. Neyse, rotasyonu anladık, ne olduğunu. Kişilere, bakış açısına göre farklı. Milli Eğitim Bakanı ne istiyor peki? Bir okulda kurum kültürü babında oluşumlar meydana gelmesin. Nasıl mesela? İşte bazı insanlar çok samimi oluyor, birlikte çalışmak istiyor. Bu başka öğretmenleri rahatsız ediyor ya da bunlara mahal vermemek için öğretmenlerin ve de her çocuğun eşit eğitim hakkı doğması için rotasyonu getirmek istiyor. Şimdi demek ki sadece bir olay, öğretmenleri ilgilendiren bir olay çok daha geniş coğrafyada çok daha farklı kişileri etkileyecek. Bu öğretmeni etkileyecek, öğrenciyi etkileyecek, veliyi etkileyecek, öğretmenin ailesini etkileyecek. Dolayısıyla
Dolayısıyla ekonomiyi de etkileyecek, herkesi etkileyecek var olan bir durumun yapı sökümüne, dekonstrüksiyona uğratınca artık farklı bir perspektiften, farklı bir gözle bakmaya başladık umarım buna. Şimdi mesela Derrida'nın en çok karşı çıktığı durum şu. Diyor ki Platon'un idealar evreni var. Platon'un ideal evrenine göre bir kişi hiç ağaç görmemiş birçok kişiye ya da bir ağaç resmi çizmek ister, çizdirmek istersek herkes ağacı görmediği halde aynı ağacı çizecektir. Ya da işte herkese şey dağıtalım, işte çadırda yaşayanlar da dahil ya da hiç ev görmemişler de dahil bir kağıt verelim ve ev resmi çizmesini isteyelim. Herkes işte bir çatısının var olduğu ortak bir ev resmi çizer. Der ki Platon, bilmek aslında hatırlamaktır. Kesinlikle buna Derrida karşı çıkar ve Derrida'nın söylemine göre de bilmek hatırlamak değil. İnsan çünkü deneyiminden, hayatından, görmüşünden, geçmişinden, öğrendiklerinden asla soyutlanamaz. Tamamen bunlarla var olur ve hayatı bunlarla şekillendirir der. Şimdi buna göre Derrida'ya bir nevi postmodern felsefeci diyebiliriz. Neden deriz? Çünkü antik çağda düşünen Platon'dan çok daha farklı bir yere getirdiği için onun düşüncesini. Derrida'ya göre sabit bir hakikat yoktur, sabit bir gerçeklik yoktur. Gerçek olan gerçekliğin kendisidir. Gerçek olan şey kişiden kişiye değişir. Bunu mesela hukuk davalarında da görüyoruz. İşte bize göre asılacak bir adam, bir bakıyoruz hakim farklı bir kararla dışarı çıkarmış. Biz şaşırıyoruz çünkü bize göre var olan bir durum hakime göre çok daha farklı cereyan etmiş. Yani kişilerin yaşadıklarıyla, deneyimleriyle, geçmişiyle, öğrendikleriyle, hatta yaşadığı coğrafyayla birlikte tüm öğrendikleri her şey değişebiliyor. Olayları bakış açısı da değişebiliyor. Olayları anlamlandırması da değişiyor. Bu da bizim hepimizin varoluş sürecinde meydana gelen şeylerden biri. Şimdi Derrida'yla bu kitapta Derrida'yla İbni Arabi karşılaştırılıyor. Hangi yönden karşılaştırılıyor? Şimdi İbni Arabi'ye göre bir metnin anlamı metin içindeki kelimelerden soyutlanamaz. Kesinlikle değiştirilemez. Yani metin içindeki anlamları önemli. Mesela o metin içindeki büyük puntolarla yazılması, koyu renkle yazılması, tırnak işareti koyulması ya da belirli noktalama işaretlerinin kullanılması bile metnin anlamını son derece değiştirir. Aynı şekilde İbn Arabi de böyle düşünüyor. Mesela diyelim ki, bu arada İbn Arabi de Sufilik mezhebini daha sistematik hale getirmiş birisi. O yüzden çok değerli, önemli bizim için. Endülüs devletinde doğmuş ama büyük bir İslam coğrafyasında gezmiş. Gezerken de en ünlü kişilerden, en önemli hocalardan dersler almış. Çok büyük bir alim olarak kabul ediliyor. Derrida ile yaşamı arasında 700 yıl var ama bir de binlerce kilometre var aralarında. Ama buna rağmen hangi yönleri benzeşiyor? Onun üzerinde duralım biraz. İbni Arabi'ye göre de yazılan bir metnin anlamı herkese göre, her duruma, her şeye göre değişir. Mesela Kur'an-ı Kerim'den aldığımız bir ayeti ben başka yorumlarım, başkası başka yorumlar, herkes kendi deneyimine göre yorumlar. İşte aynısını az önce şey için de söylemiştik, Derrida için de söylemiştik. Derrida için de bu geçerliydi. O da aynı şeyi savunuyordu. Metnin dışına asla çıkılamaz. Gösterilenden gösteren farklı değildir. İnsan mutlaka geçmiş yaşantısından, deneyimden, aldığı eğitimden, coğrafyasından etkilenir ve olayları, durumları, olguları buna göre icra eder demiştir. Şimdi İbn Arabi'ye göre her şey bir değişim, dönüşüm içerisindedir. İnsan doğar, büyür, ölür ama dönüşür de. Doğada hiçbir şey eskisi gibi kalmaz. Bu eskisi gibi kalmamak o kadar yavaş ve doğal bir şekilde devam eder ki biz
olayların, şartların, durumların, kelimelerin, anlamların değiştiğinin farkında bile değiliz. Ama evren sürekli varoluş sürecinin içinde. Mesela İbn Arabi'ye göre Allah evreni yaratıp kenara çekilmiş, elini kolunu bağlamış, izliyor durumda değil. Allah sürekli yaratım üzerinedir. Sürekli yaratım devam ediyor. Mesela dönüşümle devam ediyor ama her dönüşüm de aslında bir yaratım. Yine sufilikteki önemli kişilerden biri Mevlana da bu dönüşümü şöyle beyan eder. Hamdım, yandım, piştim, elhamdülillah. Burada da bir dönüşüm bir yaratım söz konusudur. Şimdi Derrida'nın bir sözü var. Derrida der ki dekonstrüksiyonla ilgili. Ben bu söylemi gerçekleştirdikten sonra Budistler, Yahudiler ve Müslümanlar diyecekler ki bunu biz yüzyıllardır söylüyoruz. Evet, antik çağ bilgelerinin tarihsel süreç içindeki en büyük sorunu ya da en iyi yanı bu zaten. Bilgeler hep aynı şeyleri söyler, benzer söylemler gerçekleştirir ve tarihin, zamanın çok daha dışında, ötesinde olan bir bilgenin söylemini başka bir bilge tasdik eder, onaylar ya da tekrar eder. Hayatta tekerrürden ibarettir. Şimdi İbn Arabi ile Derrida arasındaki benzerlikten biri de şudur. İbn Arabi der ki, hak halkı var eder, halk da hakkı var eder. Yani biz düşündüğümüz için Tanrı vardır, biz düşündüğümüz için Allah vardır. Yine Allah bizi var ettiği için biz varız. Burada da Derrida ile benzeşir ve hem bağlacını da kullanır. Yani İbn Arabi'yi anlamlandırmaya çalışırken bazı şeyler sorarız. Mesela evrende bir değişim dönüşüm var mıdır? Eğer varsa bunun şekillerini ne sağlar? Ya da her şey sonsuz tekrardan mı ibarettir? Bir metnin okunursa herkes de aynı anlam mı ihtiva eder? Bu soruların hepsini Derrida'da sorduğu için ve Derrida'da anlamlandırmaya çalıştığı için aralarında 700 yıl mesafe olduğu halde Derrida ile İbn Arabi arasındaki benzerliği arayıp bulmuş Ayan Almont isimli yazarımız. Kitabı okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum. İçinde İbn Arabi'den ve Derrida'dan çok güzel alıntılar var. Öyle güzel alıntılar ki başucu yazacağımız, bir yerlerde duracağımız, aklımızın köşesine nakşedeceğimiz söylemler. Mutlaka okuyun, okutun. Teşekkür ederim.